İsviçre'deki okul aile birlikleri düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Eğitim müşaviri Sezai Güler ve Zürih Başkonsolosu Aslı Oral'ın da katıldığı toplantıya İsviçre'nin değişik kantonlarından okul aile birliği başkanları ve temsilcileriyle İsviçre Okul Aile Birliği Konfederasyonu Başkanı ve yönetim üyeleri katıldı. Birlikte yenilen öğle yemeği sonrası birbirleriyle tanışan temsilciler, daha sonra okul aile birliklerinin gelecekteki yeni yapılanması ve konfederasyon çerçevesindeki tüzüğün hazırlanması ve görev dağılımı gibi temel sorun ve konuları konuştu. Bugün burada olduğunuzdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin saygı duruşuna... Toplantı neticesinde kanton koordinatörleri ve okul aile birliği yöneticileri birbirini tanıma fırsatı buldu. Onu kullanarak iyi insan yetiştirelim. Bilgi ve teknolojiyi sahada dönüştürelim. Aynı zamanda çerçeve tüzüğün hazırlanması için görev dağılımı yapıldı. Eğitim müşaviri Sezai Güler ve Okul Aile Birliği temsilcileri ve geçen yıl kurulan İsviçre Türk Okul Aile Birliği Konfederasyon Başkanı ve üye öğretmenlerinin görüşlerini şimdi ekrana getiriyoruz. İsviçre Türk Okulları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı olarak burada da görevimi almış bulunmaktayım. 2 sene öncesinde bu ilk adımı attığımızda buradaki çocuklarımızın eğitiminde daha faydalı neler yapabiliriz? Öğretmenlerimiz, müşavirlik ve okul aile birlikleriyle çalışmalarımızı hızlandırmak adına bu konfederasyonu kurduk. 2012 Haziran ayında resmileşmiş durumda ve bugün toplanmamızın nedeni İsviçre genelinde diğer okul aile birlikleriyle eğitime daha faydalı olmak ve ya çalışmalarımızı çocuklarımıza faydalı olacak şekilde hızlandırmak üzere bu toplantıyı düzenleyip ve burada bulunmaktayız. Konferansın amacı İsviçre'de yaşayan Türk öğrencilerinin eğitim alanında yardımcı olmak, onların eğitimini rehberlik yapmak ve bu öğrencilerin lise çağlarında girmesi için, lise eğitimini alması için onlara rehberlik yapmak zorundayız. Bu eksiklik var toplumumuzda. Bunları çalışmamız için büyük bir kadro kurduk. Profesyonel bir kadro. Bu kadro sayesinde biz bugünkü toplantımızda bir çerçeve, tüzük çerçevesinde bunları şey yapacağız, dile getireceğiz ve inşallah önümüzdeki yıllarda da bunu başarmak için bugünkü adımı atacağız. İsmim Sakine Koç, Zürih koordinatörü olarak çalışmaktayım. Türkçe Türk Kültürü Öğretmeni olarak İsviçre'de 4. senem. Ve müşavirlik tarafından bu görev bana verildi. İkinci yılım koordinatörlükte bu işi layıkla götürmeye çalışıyorum diyebilirim. Tam olarak görevleriniz nedir Sakine Hanım? Şimdi okul aile birliği veliler belki merak edecek. Sakine Hanım'ın nedir oradaki görevleri acaba? Zürih Eğitim Müdürlüğü ile bizim öğretmenlerimiz arasındaki koordineyi, aynı zamanda müşavirlik ile öğretmenlerimiz arasında, aynı zamanda okul aile birlikleri ile zaman zaman bu tür organizasyonlarda gereken koordinasyon işlerini öğretmenlere aktarmak ve öğretmenlerin fikir ve görüşleri doğrultusunda yine aynı şekilde eğitim müdürlüğüne, müşavirliğe ve diğer birimlere aktarmakla yükümlüyüm. Yaşadığımız sıkıntılar hemen hemen her şehirde, her kantonda okul aile birliklerinin ortak sıkıntıları. Aynısı benzeri Şafazen'de de yaşanıyor. Ben sıkıntıdan bahsetmektense bulduğumuz çözüm veya sorun noktalarından biraz söz etmek istiyorum. Özellikle velilerin ve toplumun duyarlı olması konusunda birlik beraberlik içerisinde çalışmalar gerçekleştirebilirsek çocuklarımızın sıkıntılarını da gidermiş olacağız. Eğitimi okullar, öğretmenler yanı sıra veliler de veriyor ve çocuklarımız ne verilirse onu alabiliyorlar ancak. O yüzden çocuklarımızın sıkıntısı bence yetersiz olan destek ve duyarlılık konusunda çocuklarımız yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi.
Şimdi birçok kantonda, İsviçre genelinde aslında benim şöyle bir teşhisim var. Okulla gönderilen çocuklar kadar okula gönderilmeyen veya gelmeyen Türk çocuk sayıları da var. Sizin bölgenizde de bu benzer bir durum var mı? Benzer bir durum var söz konusu tabii. Gördüğünüz zaman, bu velileri davet ettiğiniz zaman nedir bunların katılmama gerekçeleri veya çocuklarını göndermeme nedenleri? Farklı gerekçeler sunuluyor. Bilmiyordum, haberim yoktu gibi cevaplar alıyoruz. Veyahut da müfredat konusunda çok fazla bilgi sahibi olmadıklarından dolayı tabii bir karar verme durumuna gelemiyorlar. Bunun da tabii ki biraz payı sivil toplum örgütlerine de görev düşüyor. Halkın içine girip bilgilendirmek gerekiyor. Evet. Biz bu görevleri gönül işi olarak kabul ediyoruz. Her okul aile birliğinde görevli olan veya diğer derneklerde görevli olan arkadaşlarımız normal işinin dışında, aile hayatının dışında ayrıyetten vakit ayırıp bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Tabii bu profesyonel anlamda olmuyor her zaman. O yüzden bizim de birçok şey öğrenmemiz gerekiyor. Yani halkla temasımızı yoğunlaştırmamız gerekiyor ki herkes bilgi sahibi olsun, herkesin bilgi çıtası aynı şekilde olduğu zaman daha güzel karar verme konusunda büyük yol kat edebiliriz. Tahmini olarak, resmi olmasa da çocuk sayımız kaçtır Basel'deki Türk okullarında? Türk okullarına giden resmi olmayan 500-600 civarında öğrencimizin olduğunu biliyoruz. Bunlar hepsi tek bir okul aile birliği çatısı altında mı? Tek bir okul aile birliği çatısı altında. Yalnız okul aile birliklerimiz 30'a yakın. Biz de aynen buradaki gibi bir çatı altında toplanıyoruz. Orada da mı bir federasyon oluşmuş? Dernekleşme. Oldu mu? Var mı? Çalışmalarımız sürüyor şu anda. İnşallah yakın bir zamanda şeyini alacağız, sonucunu alacağız. İnşallah. Kaç öğretmen Türk okulu öğretmeni? 5 öğretmenimiz şu anda görev yapıyor Basel'de. Ve inşallah bu sene sonunda 1-2 öğretmenimiz daha fazlalaşır diye tahmin ediyoruz, düşünüyoruz. Ben Yakup Çakal, Ticino Okul Aile Birliği Başkanı. Ticino'da 960 civarında Türk bulunuyor. Bunların içinde 200 civarında bir çocuk var. Ama katılım çok az. Çok dağınık bir bölgede duruyoruz. 5 tane okulumuz var. Lugano, Faido, Bellinzona, Bianca, Rovereto. Katılım hakikaten çok az. Bu yönden velilerle devamlı temas içindeyiz. Ama herkesin bin bir türlü mazereti var. Yeterli öğrencimiz var öğretmenimiz için. Bu okulun kalkmamasından yanayız. Çünkü öyle bir söylentiler var. Yani bizi sahte mağdur durumdayız. Mağdur bölgedeyiz. Evet. Bizi daha da mağdur bırakmasınlar. Çok sayıda okul aile birliği başkanı ve temsilcisiyle değişik kantonlardan bir aradasınız bugün. Nedir tam olarak, neyi hedeflediniz bugünkü oluşumla? Evet, bu belki ilk olacak. Ancak olması gereken bir şeydi bu çalışmayla. Biz bugünkü etkinliğimizin ana amacı İsviçre'nin bütün kantonlarındaki, özellikle bu işe gönül vermiş, uzun yıllardır okul aile birliklerine görev almış ve ön plana çıkmış kardeşlerimizi bir yere getirmek istedik. Öncelikle bunun birçoğu birbirini tanımıyor buradakileri. Evet. Ben de tanımıyorum. Mesela isimlerini çok falan biliyorum ama hem bu tanışmış olacağız. Evet. Ve asıl toplantının asıl amacı ileriki zamanlarda okul aile birliklerini bir önce kantonal, ondan sonra federal bir yapıda dernekleştirmelerini sağlamak. Ve bu sayede en azından bir veli gücü olarak sistemin içine yer alacaklar. Ümidimiz ve arzumuz bu. Ve bunun da ileriki zamanlarda buradaki çocukların eğitimine ciddi katkıda bulunacağını düşünüyorum. Onun için biz bu toplantıyı yaptık. İnşallah buradan da güzel sonuçlar alırız. Bu bir başlangıç toplantısı, tanışma toplantısı. Burada biz oluşturulacak olan, kantonal ve federal olarak oluşturacak olan derneklerin ana tüzüklerini, çerçeve tüzüğünü konuşacağız. Ana prensiplerini konuşacağız. Ondan sonra çalışma gruplarını oluşturup arkadaşlar, sağ olsun hepsi gönüllü kardeşlerim, çok değerli kardeşlerimiz var bu gelenlerin içinde. Onlar ondan sonra adım adım işlerini devam ettirecekler. Ve sonuçta da inşallah hem kantonal
Yani her kantondaki okul aile birlikleri bir kanton çatısında, kantonlar da bir federal çatıda buluşmuş olacaklar. Düşüncemiz bu.